Görüş alanından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam iki konuğumuz olacak stüdyomuzda. Onları ağırlayacağız. TEÇSEN yani Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Eğitim İş Yerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Akturan ve Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Elazığ Şube Başkanı İbrahim Doğan stüdyo konuğumuz olacak. Adnan Akturan 13-14 Mart tarihlerinde genel merkezin gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısının ardından genel başkan yardımcısı oldu. Sayın Akturan il şube başkanlığını yürütürken bir anda genel başkan yardımcısı oldu. Elazığ'dan da bir ismi bu sendikaya göndermiş olduk. Gurur verici bir olay. Sayın Akturan'ın genel başkan yardımcısı olmasından sonra malum şube başkanlığı Elazığ'da boşaldı. Bu göreve de İbrahim Doğan aynı tarihte birkaç hafta sonra İbrahim Doğan getirildi. Şimdi bu iki isimle sendika çalışmaları hakkında konuşacağız. Bunun yanında eğitim çalışanlarının sorun sıkıntılarını masaya yatıracağız. Kendilerinin ne gibi talepleri var? Bunları dinleyeceğiz. İki değerli konuğumuza hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Şimdi özellikle bizi davet ettiğiniz için Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Polat Bey'e, Genel Yayın Yönetmenimiz Ali Çakmağ'a, siz değerli kardeşim Alper Karakurlu'ya çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. En azından sesimiz oldunuz. Sayenizde sesimizi duyurmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz sizlere. Peki Sayın Akturan'la başlayalım. Evet, şimdi genel başkan yardımcısı oldunuz. Evet. Mart ayının ortasında, ikinci haftasında bir genel kurul gerçekleşti. Genel merkez nezdinde. Evet. Ve siz şube başkanlığını yürütüyordunuz. Evet. Değil mi Sayın Akturan? Ve genel merkeze gittiniz. Elazığ'ı temsil ediyorsunuz. Evet. Bütün Türkiye çalışanlarının, eğitim çalışanlarının sorun ve sıkıntılarını dinliyorsunuz. Evet. Artık iş yükünüz bir nebze daha arttı. Ancak Elazığ'ı unutmadınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Biraz daha mı yoğun genel merkez? Tabii şimdi ilde 2006 yılında kurulan sendikamız 2007 yılında da Elazığ'da kuruldu. İlk dönemler yönetim kurulu içindeydim. Yönetim kurulundan sonra 3 dönemde yönetim şube başkanlığı yaptım. Bu son şube başkanlığında da genel merkezin uygun görmesi neticesinde genel başkan yardımcısı olarak atandım ve bu görevi de 13-14 Mart seçimlerinde kazandım. Şu anda o görevi yürütmekteyim. Evet, sendikacılık biraz zor bir kaşakatı bir iş. Ben kendim Elazığ'da yaşadığımın 10 katını Ankara'da yaşayacağım. Bunda hiçbir sıkıntım da olmayacaktır. Çünkü üyelerimizin hepsini tanıyorum. İllerimi tanıyorum, ilçelerimi de tanıyorum. Gereken çalışmalarımı daha fazlasını yapacağım. Elazığ Şubesi ile genel merkez eskiden sizin döneminizde olduğu gibi artık biraz daha sıkı bağlar oluşturacaktır. Öyle tahmin ediyoruz. Öyle doğrudur. Sizin vasıtanızla. Doğrudur. Evet, evet. Yani. Çünkü şöyle diyeyim. Biz 2006 yılında sendikamız kurulduğu zaman biz bir ay içinde temsilcilik, iki ay sonra içinde de ilk şubeyi kurduk. Türkiye'de ilk şube kuran iliz biz. Yani Elazığ Şubesi Türkiye'de ilk şube kuran Milli Eğitim Müdürlüğü personelidir. Peki Sayın Akturan'la devam edelim yine. Sendikanız hakkında bilgi alalım Sayın Akturan. Eğitim çalışanları, genel idare hizmetleri, yardımcı teknik avukatlık, sağlık hizmetleri ve 4B statüsündeki çalışanların oluşturduğu üyelerden oluşan bir sendika. Ne iş yapar Sayın Akturan TEÇSEN? Sendikamız eğitim öğretim dışında kalan, işte belirttiğiniz gibi genel idare hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfları, teknik hizmetler sınıfları, avukatlık hizmetleri sınıfları, sağlık sınıfları, bir de bunlara temsilen 4B sınıfında çalışan arkadaşlarımız bizim sendikamıza üye olabilirler. Sendikamızın ilk amacı şudur, üyelerimizin sosyal, ekonomik, liyakat ve kariyer sahibi yapmak için çalışmalar yapmaktır. Yani onların özlük haklarını, sosyal haklarını kazanmak için kurulmuştur. Yani bu gayetimiz, şeyimiz budur. Evet. Çalışmalarımız bundan da ibarettir.
Peki Sayın İbrahim Bey'e dönelim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz de Sayın Akturalı'nın genel merkeze genel başkanı olarak görevlendirilmesini, seçilmesinin ardından şube başkanı oldunuz. Evet. Sizi tanıyalım. İlk kez bir sendikanın şube başkanlığını yapacaksınız, yürüteceksiniz. Evet. Daha önce şube içerisinde yönetimde bulundunuz yanlış hatırlamıyorsam. Evet hocam. Kimdir İbrahim Doğan? İbrahim Doğan, 1977 doğumlu, Elazığlı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan vatandaşım diyelim. Daha önce sendikamız içerisinde üyeliğim oldu. Üyelik sonrası yönetim kurulu içerisinde yer aldık. Daha sonra Adnan Başkanımın genel merkeze genel başkan yardımcısı olmasıyla beraber yönetim kurulu kararıyla başkan olduk. Rabbim inşallah bize güzel işler yapmayı nasip eder. Arkadaşlarımızın sesi olmaya çalışacağız. Arkadaşlarımızın sesini duyurmaya çalışacağız. Bu yönde adımlar atmaya çalışacağız. Artık tabii sizlerin de desteğiyle diyelim. İnşallah Sayın Doğan'ın Elazığ'daki başarılı çalışmalarının ardından belki ilerleyen dönemlerde genel merkeze iki tane genel başkan yardımcısı, belki Akturan'ı genel başkan olarak görebiliriz ilerleyen dönemlerde. Düşünüyor musunuz? Onu soralım. Yok, Sayın şimdi Akturan. Şöyle diyeyim. Ben kendime aslında ben tanıtmadım da kendimi. Ben 1956 Elazığ Kevan doğumluyum. 1981 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayım. Yani çalışmalarım da hep il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oldu. Yani bu sayede ben de sendikanın lüzumlu olduğunu gördüğüm için ben de katıldım. O yüzden çalışmalarımı o yüzden yapıyorum. Yani o konuda çalışıyorum. Evet, ilerleyen yıllarda umarız yenileyelim. Yok, o biraz zor. Çünkü neden düşünmüyor musunuz? Yaşım geçti. Ben nasip olursa 1 Ekim 2021 tarihinde yaş haddinden emekli olacağım. Fakat evet, 4 yıl bu görevi sürdüreceğim. Yani 4 yıl boyunca arkadaşlarım hizmetindeyim. Genel başkan yardımcılığını sürdüreceksiniz. Evet, sendika olarak koronavirüsle ilgili ülkemizin izlediği çalışmalar hakkında yani görüşleriniz var. Bunu zaman zaman dile getiriyorsunuz. Şimdi bunu sizden dinleyebiliriz. Koronaya geçmeden evvel şöyle bir önümüzdeki hafta içinde Suriye'de yapılan bomba atışında iki tane askerimiz ve de Konya Karakaya'da eğitim uçağı düşmesi sonucu ölen bir pilotumuzun şehit olması müsaadesiyle bunlara Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Bütün şehitlerimize evet, Allah'tan rahmet evet diliyoruz. Evet Sayın Akturan. İkinci bir sorun da evet, 10 Nisan bugün polis teşkilatının 176. yılı. Bu sayede polis teşkilatımızın bundan sonraki çalışmalarında daha rahat, huzurlu yaşam sağlamaları için onlara başarılar diliyorum. Sonsuza kadar onların yanındayız. Umarız, umarız. Şimdi koronaya gelince biliyorsun 2020 yılının Mart ayında nüfusu en çok yoğun olan Çin'de bu koronavirüsü meydana çıktı. Belli bir süre sonra dünyaya yayıldı. Bugün itibariyle dünyada 3 milyon üstünde vatandaş vefat etti. Ülkemizde bu koronadan etkilendiği için şu anda 32 binin üstünde bir vefatımız var. Evet, bu bir acı bir gerçektir. Allah bizi bu şeylerden, afetlerden korusun. Şimdi ülkemiz bu konuda diğer ülkeler gibi çok büyük atılımlar yaptı. Çok çalışmalar yaptı. Bu konuda hükümetimizin olmuş olduğu kararlara saygı duyalım. Sağlık teşkilatının en alt tabakasından en üst tabakasına kadar hizmetlerini sunan arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler ederiz. Biz de vatandaş olarak bu koronavirüsten korunmak için hükümetimizin, devletimizin almış olduğu kararlara harfiyen uyalım. Hijyendir, maskedir, mesafe kurallarına uyalım. Sağlık personeline de yardımcı olmamız iyidir yani. Çünkü bu bizim menfaatimizedir. Evet, pandemi de günden güne artıyor. Artıyor, hem Elazığ'da hem Türkiye'de değil mi? Evet, doğrudur. Elazığlıların, ülke vatandaşlarının daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu pandemiden bir an önce kurtulmamız adına şunu soralım. Pandemi döneminde eğitim çalışanları mesai yaptı sanıyorum. Biz bir dönem
esnek çalışma yaptık. Evet. Fakat şu anda normal çalışmalarımız devam ediyor. Devam ediyor. Yani bir sıkıntımız yok. Pandemi döneminde de kısmen sahadaydınız. Sahadaydık evet. Her an sahadaydık. Şunda şöyle var. En nabız olan arkadaşlarımız oldu. Kalp ameliyatı olanlar, yüksek tansiyon olanlar. Bunlar bir de 60 yaş ve üstü olanlar belli bir süre izinlilerdi. Ama Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatıyla Ege'ye ihtiyaç olduğu zaman, çağırdıkları zaman biz gidip görevimize gidiyorduk. Yani bir aksaklık yaraşamadık şimdiye kadar. Evet, peki. Şunu soralım, sendikanıza kimler üye olabilir? Bugüne kadar sendikanız tarafından görevde yükselme sınavlarında sendikanızın ne gibi çalışmaları oldu? Ya da önümüzdeki süreçlerde sizin de genel merkezde artık görev almanızla birlikte ne gibi çalışmalarınız olacak? Şimdi şöyle diyeyim. Sendikamıza demin anlattığım gibi genel idare hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfı, avukatlık hizmetleri, teknik hizmetler sınıfı arkadaşlarımız hepsi üye olabilir. Bunların haricinde bir de 4C sınıfından 4B sınıfına geçen arkadaşlarımız da var. Bunlar da bizim sendikamıza üye olabilirler. Sendikamız görevde yükselme sınavlarıyla ilgili şunu söyleyeyim. 2005'e kadar hiçbir görevde yükselme sınavı yapılmadı. Bizim sendikamız kurulduktan sonra 2006 yılında, 2007'den sonra 5 sefer memur ve şeflik sınavı, 3 sefer de teknik hizmetler sınıfı personeli için teknik personel sınavı yapıldı. Biz bu çalışmalarla ilgili şimdi teknik hizmetler sınıfındaki arkadaşlarımıza biz fazla bir yardımcı olamıyorduk. Neden olamıyorduk? 26 branş olunca biz onlara kurs açamadık. Fakat bunun yanında kendi branşlarında uzman olan öğretmenlerimize yönlendirerek, onlardan bilgi alarak, basım şeyleri alarak onlara öyle yardımcı olabildik. Fakat memur ve şef imtihana giren arkadaşlarımıza sendikamızda bütün donanımları hazırlayarak, bir de branşlarında uzman olan arkadaşlarımızı ikili ilişki kurarak, onları herhangi bir menfaat beklemeden geldiler bize 28 gün kurs verdiler. Bu 28 kurs sonunda Elazığ'da 2007'den sonra 192 tane arkadaşımız bir kademe yükselerek bir üst şeye geçtiler. Çalışmalar bundan itibaren etti. Peki İbrahim Bey'e dönelim. Türkiye'de sendikalar üzerine düşen görevleri yerine getiriyorlar mı sizce? Birçok sendika var, evet, değil mi? Sizin alanınızda da birçok sendika var. Eğitim iş kolunda da birçok sendika evet. var. Üyelerine gerekli hizmetleri sunuyor mu sizce sendikalar? Bir kısmı desek daha doğrusu. Çünkü sendikalar artık birçoğu partilerle ilişkilendirildi. Siyasi partilerin birer kolu haline geldiler. İster istemez kazanımları var, kazanımları yok değil. Sizin bir partiyle... Bizim herhangi bir ideolojik, yok. Siyasi bir şey yok. Özgün, şeffaf, çalışanın yanında olan bir sendika. Yani herhangi bir siyasi partiye hitap eden bir sendika değiliz. Evet. Bir taraf değiliz işin açığı. Dolayısıyla günümüzdeki sendikaların birçoğunu görebiliyoruz. Bir nevi siyasi partilerle iç içe. Bunların kazanımları oluyor mu? Kazanımları oluyor. Fakat sendikaların görevleri atama, görevlendirme olmamalı. Atama, görevlendirme işine bakıldığı zaman sıkıntılar meydana geliyor. Hakikaten personel hak ettiği yerde görev yapamıyor. Dolayısıyla eşitlik ilkesinden uzak kalınıyor. Fakat işte dediğim gibi bizim sendikamız 2006 yılında kuruldu. 2006 sonrası elde ettiğimiz kazanımlarımız var. Bunlar görevde yükselme sınavı, bunlar atama yer değiştirme yönetmeliği, buna benzer kazanımlarımız tayin oldu. Evet tayin daha önce. Sayın Akturan tayinini de hatırlattı. Evet daha önce mesela çalışan bir ilçede 17 yıl 18 yıl çalışan bir arkadaşımız ya iki valilik arasında yazışmalar gitgelleri vardı veya kaymakamlıkta ilçede çalışan bir arkadaşımızın başka bir yere geçmesi veya diğer bir ilçeye gitmesi kaymakamlıklar arasındaki yazışmalar vardı. Zor mu oluyordu daha önce? O dönem şöyle var. Zaman israfı mı oluyordu? Zamandan ziyade personel sıkıntısı had safhada olduğu için çalışan personeli hiçbir amir göndermek istemez. Dolayısıyla ne yapacağım? Ben bir yerlere, yani tayinimin olabilmesi için bir yerlere ulaşmak zorunda kalacağım. Bizim sendikamızla beraber girişimlerimiz sonucu bu olay bitti artık. 3 yıl bir okulda veya işte bulunduğu yerde görev yapan
personelimiz 3 yılın sonunda gerek il dışı gerek il içi atama hakkına sahip oluyor. 3 yıl çalışma zorunluluğu peki, sonunda. Peki gitmek istemezse? Sıkıntı yok. Tayin istediğin kadar kalabiliyorsun. Fakat dediğimiz gibi daha önceki bu süreç onu görmem, bunu görmem olayları artık bitti. Norm boşluk varsa müracaatını yaptığı yere Mayıs ayında il içi, Haziran ayında her yılın Haziran ayında il dışı tayin dönemleri var. Arkadaşlarımız müracaatlarda bulunabiliyorlar. Peki şunu soralım. Az önce de bahsettik. Sizin iş kolunuzda birçok sendika var. Evet. Evet. Üyeler, çalışanlar neden sizin sendikanızı tercih etmeli? Şimdi eğitim iş kolunda faaliyet gösteren sendikalar resmi olarak sivil toplum örgütü kimliğini kazanmasından önce veya sonrasında 2006 yılına kadar eğitim öğretim hizmetleri sınıfındaki personelin haricinde eğitim iş kolunda faaliyet gösteren arkadaşların sesi olmadılar. 2006 sonrası eleştiriyorsunuz. Eleştiriyoruz bunu. Tabii. Bir konuya temas edebilir miyim? Tabii başkanım. Şimdi şöyle diyeyim. Diğer eğitim kolundaki sendikalarda sayı 1 milyon üstünde. Bizim genel idare tüm çalışanlarımız 62 bin kişi. Şimdi 1 milyon dururken 62 bine hizmet etmek biraz şey oluyor. O yüzden bizi biraz dışlamışlar gibi. O konudan biz. Evet. Sayıdan çok yani fazla sayının yanında olmaktansa hakkını savunan insanların veya senin için bir şeyler yapan yanında olmak daha mantıklı diye düşünüyoruz. Bizim sendikamız bunu yapmaya çalıştı. İşte ama mali, o sendikalara sorduğumuz zaman o sendika yetkilileri de aynı yorumlarda bulunuyorlar. Biz çalışanlar için elimizden geleni yaptık diyorlar. Ama ve yapacağız diyorlar. Yetkili sendikalarla ilgili yetkili sendikaların yapmış olduğu çalışmalara bakıldığında biz eğitim çalışanları, normalde eğitim çalışanlarımız eğitimin isimsiz neferleri. Fakat hiçbir oturumda, hiçbir gündemde eğitim öğretim hizmetleri sınıfındaki personelden bahsedilirken bizden bahsedildiğini görmedik. Bu ta ki nereye kadar oldu? Bizim sendikamızın girişimleri, bakanlığa vermiş olduğumuz yazışmalar bunlar doğrultusunda yavaş yavaş onlar da artık bizim sesimizi duyurmaya başladılar ama dediğimiz gibi teçhizat olarak biz önü açıldıktan sonra yani çalışanların sesi duyulduktan sonra diğer sendikalar da artık müdahil olmaya başladılar. Yani teçhizatın arkadaşlarımızın mali, sosyal ve özlük hakları ile ilgili girişimlerini aşikar ortada görünüyor. Bununla ilgili arkadaşlarımız da çok bilinçli. Biz okul gezilerimize başladık, ilçe gezilerimize başladık. Yani biraz yeni bir başkanım ama biraz ne diyeyim hızlı başladıktan evet. başlamadan ziyade ilçedeki okullardaki arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde onların da bazı şeylerin farkında olduğunu yani bizim görmediğimizi onların gördüklerini onların bizi yönlendirdiklerini eksik kaldığımız konularda eksikliğimizi gidermek adına bize önerilerinde bulunduklarını tabii biz de bunu genel merkezimizle paylaşıyoruz. Genel merkezimiz bunu bakanlığımızla ilgili birimlerle paylaşıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz inşallah. İyi peki, olacak. Peki sendikanın ilçelerdeki durumu nedir? Şubeleşti mi? Yok, sadece ilde şubeyiz. Yani Elazığ ili şube tek. İlçelerde şu an daha temsilciliklerimiz var. Evet. Peki TEÇSE'nin önceliği nedir? Neye öncelikli hedef olarak koyuyorsunuz? Demin dediğim gibi 2006'dan sonra norm kadro, görev tanımı, il içi ve iller arası yer değiştirme yönetmeliği. Önceliğimiz bunlardı. Norm kadro okullarımızda biraz sıkıntı. 40 birimlik bir okulumuzda veya işte 31 birimlik bir okulumuzda 1 veya 2 personel çalışabilirken 10 birimi olan bir okulumuzda 3 personel çalışabiliyor. Norm kadro biraz sağlıklı uygulanmıyor. Bu tabii Elazığ için değil, tüm Türkiye geneli. Türkiye geneli böyle bir sıkıntımız var. Dolayısıyla eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluyor. Bunun haricinde görev tanımına gelirsek, görev tanımı önceliğimizde ise eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personelimizle işte herhangi bir görev tanımı bulunmamakta her sene başında veya dönem başında kurum amirlerinin yapmış olduğu toplantılar oluyor. İşte görevlendirmeler oluyor, görev dağılımları oluyor. Bu görev dağılımının son maddesi kurum amirinin vermiş olduğu diğer işleri yapar diyor. İster istemez çalışanla kurum amiri arasında bu madde sıkıntılara, sorunlara neden oluyor? Ne gibi sıkıntılar doğuruyor bu madde? Ya istenmeyen bir şey yapmak zorunda kalıyor. Senin görevlendirmede kurum amirinin vermiş olduğu diğer işleri yapar diyor.
Dolayısıyla elini kolunu bağlıyor. Diğer işlerden kasıt nedir? Ona şöyle ben cevap vereyim. Lütfen buyurun. Şimdi adam kaloriferci olarak atanmış veya hizmetli de kalorifer yakıyordur. Şimdi adam hem sabah 5'te gidip kaloriferi yakıyor. Okulun ısınmasını sağlıyor. Adama diyor ki ben bak sabah 5'te geldim biraz erken gideyim. Yok. Akşama kadar temizliğini yap bile gideceksin. Bu sıkıntılar bunlar. İşte şey, amirin vermiş olduğu şeyler bunlar. Dayatma budur. Bu yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Peki o madde hala geçerli? Geçerlidir. Peki evet. Bunun bu maddenin kaldırılması için sendika olarak bir çalışma genel merkez var. Genel merkez olarak biz bununla ilgili 3-4 sefer bakanlığa yazı yazdık. Şu anda beklemedeyiz. Yani ne olacak? Meçhul. Ne zaman sonuçlanır? Peki. Vallahi bu girişte biraz zor. 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 Yani girişimlerde bulunduk. Arkadaşlarımızın ses olmaya çalıştık. Çok. Genel merkezimiz bu yönde çok özverili çalışmakta. Yani normalde hani her şey Ankara'dan göründüğü gibi değil denir ama biz buradan gerçekten de Ankara bizim genel merkezimiz sesimizi duyuyor, sorunlarımızı görüyor. Demin dediğimiz gibi üçüncü önceliğimiz de il içi ve iller arası yer değiştirmeydi. Bunda başta bahsettik. Artık arkadaşlarımızın tayin istemeleri sorun olmuyor. Görev yaptığı yerlerde 3. yılın sonunda tayin isteme hakkına sahip oldular. Sorunsuz, sıkıntısız gününü dolduran arkadaşımız tayinini isteyebiliyor. Peki Ramazan, Türk Aslan, Petsen, Zeynep isimli kullanıcılar, vatandaşlar, izleyicilerimiz yine sizlere... Genel yardımcımız. Öyle mi? Evet. Sizlere selamlarını iletmiş. Biz de Sayın Genel Başkan Yardımcısına selam, hürmetlerimizi iletelim. Bu arada değerli izleyenler, Kanal 23 Facebook adresinden şu an canlı yayınlanan programımıza yorumlarınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Biz de konuklarımıza yönlendiririz. Sayın Akturan, ek gösterge tablosunun eğitim durumlarının göz önünde bulundurularak görev unvanına göre yeniden düzenlenmesi konusu var. Evet, bu bizim için çok geçerli bir geçerli bir mazerettir. Şöyle diyeyim. Neden? Şimdi 657 devlet memurları kanununa göre devlet memurlarına derecelerine göre ek gösterge verilmektedir. Bu bazı şeylerde memurlarda 8. dereceden başlıyor. Bazı memurlarda 4. dereceden başlıyor. Bu da çalışanlar arasında bir rekabet şeyi oluşturuyor. Bir de bunu bahsedeyim. Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği şey var. 3600 ek gösterge davası var. O 3600'de biz milli eğitim personeli ve eğitim çalışanlarına bu hiç sayılmadı. Sayıldı, sadece öğretmenler sayıldı. Ama bunun yanında şube müdüründen tam hizmetliye kadar olan arkadaşlarımız bu haktan yararlanamayacak. Bu da bizim için bir sıkıntı. Bunun yanında kurumumuzda hizmetli kadrosunda olan 4. derece, 3. derece, 2. derece ve 1. dereceye kadar inmiş arkadaşlarımız var. Ön lisansı bitirmiş, yüksek lisansı bitirmiş, yüksek şeyini lisansı yapmış, doktorası olan arkadaşlarımız var. Bunlar 1. derece indiği halde ek gösterge alamıyorlar. Bu ek göstergenin ve ek gösterge tablosunun değişmesini istiyoruz. Ya da günlük şartlarına göre ayarlanması lazım. Şimdi o da devlet memuru, diğer de devlet memuru. Bir kısmı alsın, bir kısmı almasın. Biraz ayrımcılığa uğradığınızı hissediyor musunuz? Tabii zaten ayrımcılık budur. Şimdi bizim hizmetli arkadaşlarımız 30 sene çalışmış, birey inmiş, ek gösterge alamıyor. Bu ne olacak? Yarın emekli olsa hem maaşında düşük olacak, hem ikramiyesinde düşük olacak. Peki bu ayrımcılığın, size göre yapılan bu ayrımcılığın nedenini sordunuz mu? Bunu genel merkeze ilettik. Genel merkez bu konuyla ilgili gerekli yazışmaları yaptı. Valla sonuçlarını bekliyoruz. Gerçi bu ek gösterge tablosunun ve ek ödeme şeyin tablosu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Oradan eğer bir kanun çıkarsa olur. Başka yoksa yok. Sendikacılık zor iş. Çok dedik. Zor. Çileli bir iş çok. Değil mi? Ya da bunu sürekli böyle gündem oluşturmak bir algı amacıyla mı yapılıyor bu sendikacılığın çileli, zor bir iş olduğu söyleniyor sizce? Ya vallahi aslında sendikacılık kötü bir iş değil. Sendikacılık aslında benim nazarımda çok iyi bir iş. Çünkü çalışanların özlük ve sosyal haklarını korumak, bunlara
her türlü şey yapmak, fayda sağlamak sendikacının görevidir. Ama sendikacının dışında çile de var. Bu çileyi de biz de biliyoruz. Çile de şudur. Şimdi diğer eğitim sendikaları bu konuda bizi biraz rahatsız ediyorlar. Tenzih ederim. Şimdi her tek yılda şey derler. Yetkili sendika belirleme. Yok, tek yılda toplu görüşme masasına oturmak için her tek yılda da üye belirleme sayıları belirlemek için toplantı yaparlar. Bu toplantıları yapmadan evvel veya işletmeden önce şimdi bizim üyelerimize mobbing uyguluyorlar. Vay derse 10 dakika okula 10 dakika geç geldin, erken gittin. İşte okul müdürünün baskısı, müdür yardımcısının baskısı. Gel bizim sendikamıza üye ol. Yoksa hakkında soruşturma falan açarım. Aslında bunlar çok ciddi iddialar, çok ciddi, değil mi? Çok ciddi. Ben bununla ilgili resmi elinizde somut belgelerimiz mevcut. Fakat işte insanın vicdanı rahat etmeyince onun da rahatsız olmasını istemiyoruz. Biz bu konuda çok ama rahatsızız. Elinizde somut belge var. Olduğu halde neden kanunlara şimdi başvurmuyorsunuz? Şu ortamda biraz sıkıntı olduğu için biz yapamıyoruz o işi. Yoksa çok yani elimizde çok şeyler var. Yani yapmamalı lazım. Şimdi kendileri şu olduğu halde şimdi ben aslında bunu da söylemek isterim. Şimdi sen sendikasının eğitim çalışanlarıyla uğraş. Sen bizim hep de memur arkadaşlarımıza gel bizim sendikamıza bir aylığına iki aylığına üye ol. Tekrar gidersin sayımızı belirleyek. Toplu sözleşmeye oturak. Bu yani yakışmayan bir davranış. Hem etik değil hem yani de yasal prosedür çerçevesinde yanlış bir şey. Uygun değil sanıyorum. Uygun değil. Yani bunu yapıyorlar. Bunu hani sadece Elazığ'da 241 tane okul var hepsine demiyorum. Bazı okul müdürleri ve müdür yardımcıları bunu yapıyorlar. Bunu biliyoruz. Peki Veysel Alay, iyi yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan selamlar evet. olsun. Biz de Diyarbakır'a selamlarımızı selam. İletiyoruz. Abdurrahim Köleoğlu, Kahramanmaraş'tan, Teçsen'den selamlar. Kahramanmaraş'a Abdurrahim Bey'e biz de selamlarımızı iletiyoruz. Selamlarım. Kadir Küçük, iyi yayınlar diliyorum. Başkanlarıma selamlarımı iletiyorum. Sebahattin Türk, yine sizlere evet, selamlarımı. Biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz arkadaşlarımıza. Peki İbrahim Bey, takviye kursları, fazla mesai saatleri ve ücret sorunu evet. yaşıyor musunuz? Takviye kurslarımız var. Hafta sonları öğrencilerimize verilen takviye kurslarımız var. Destekleme kursu adı altında. Bu kurslarımız sabah 8 ile 12 arasında. Her zaman olduğu gibi eğitime, öğretime hazırlığı tabii ki yine hizmetli arkadaşımız erken gelir, okulu açar. Kalorifer yanacaksa kaloriferini yakar. Okul... Aslında Sayın Doğan, eğitimin kilit noktasında çalışanlar i̇şte değil mi eğitimin aslında? İsimsiz, değil mi? İsimsiz neferleriz. İsimsiz neferleriz yani. Diyoruz ya bu konuda. Yani eğitim, okul denildiği zaman öğretmenlerimiz başımızın tacı, Peygamber Efendimiz'in dediği gibi evet. bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum deniyor ama bizim eğitim çalışanlarımızın da eğitimde gerçekten büyük etkileri var. Dediğimiz gibi hafta sonu destekleme kurslarına arkadaşlarımız erkenden gelir, temizliğini yapar, hazırlığını yapar, kaloriferini yakar, eğitim öğretime hazır hale getirir bulunduğu ortamı. Öğretmenimiz, çocuklarımız gelir, eğitim öğretimlerine devam ederler. Fakat okula en azından 1 saat, 1,5 saat öncesinden gelir arkadaşımız. Okul 12'de dağılır, temizliğini yapar, okuldan çıkması nereden baksanız 2'yi bulur, 3'ü bulur. Cumartesi, pazar gibi günde okula gelen arkadaşımıza verilen ücret saat başı 2 lira 40 kuruş değil mi başkanım? Bunu da 3 ile çarpıyorum. 1 saatine 7 lira 20 kuruş para alıyor. 1 saati 7 lira. 7 lira 20 kuruş. 7 lira 20 kuruş. 6 saat alacak olsa 40 lira 42 lira para eder. Yaklaşık 50 TL diye yuvarlayabiliriz. Bu arkadaşımızın minibüsle işe gidip geldiğini düşünün. Bu arkadaşımızın öğlen yemek yediğini düşünün. Bu arkadaşımızın aldığı 50 lira. Geldiği gün harcadığı, bitirdiği para. Peki, o gün için çalışmışlığı, kesesinden çalışmışlığı. Diğer birimlerdeki çalışanlar ne kadar oluyor? Şimdi biz öğretmenle bir etmiyoruz tabii ama yani öğretmenimizin de ek ders saat ücreti zannedersem başkanım. %150 farklı. Değil mi? Evet. Evet yani. O da takriben 200'ün üstünde. 200 TL'nin üzerinde. Evet. Şimdi mesela Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün genelgesi var. Bu genelgede okullarda çalıştıracak personele bir kısıtlama getirilmiyor. Buna rağmen okullarımızda genelde bir hizmetli çalıştırılıyor. Bir hizmetlinin yani 20 sınıflık, 15 sınıflık bir yeri temizlemesi, dediğim gibi aldığı ücret belli ortada. En azından çalışan sayısı biraz fazlalaşsa arkadaşlarımızın yükü azalır,
Bu bağlamda personel ihtiyacı sorunu da var o zaman. Personel ihtiyacı sorunumuz da var. Okullarda hizmetli sorunumuz var. Son dönemde atamalarımız yapılıyor. Yapılan atamaların birçoğu engelli alımı. O arkadaşlarımızın da işe ihtiyacı var. Fakat hizmetli kadrosunda alınan engelli arkadaşlarımız ister istemez okullarda yetersiz kalıyor. Evet. Yük yine eksik ve az olan personele kalıyor. Bunun yanı sıra İşkur tarafından her yıl okullara hizmetli alım var. İl ilçe genel. Tüm Türkiye'de var bu. Sadece Elazığ'a özgü bir şey değil. Fakat bu İşkur'un eleman alımları ise süreç biraz uzuyor. İşte malum sizin de bilginiz vardı. İşte kuralar çekiliyor, atamalar yapılıyor, gelen oluyor, gelmeyen oluyor. Bu süreç okulların açıldığı dönemi çok geçiyor. Dolayısıyla zaten eğitim öğretimi hazırlamış oluyoruz. Okulu temizlemiş oluyoruz. Okulun her türlü sorununu gidermiş oluyoruz. Eylül ayında açılan okulumuza Kasım'da Aralık'ta yani Kasım'a doğru ilk arkadaşların gelmesi ister istemez sıkıntı olur. Bu konuda en azından okullar açılmadan önce İşkur tarafından gerekli işlemler yapılsa, müdürlük de zaten ona göre müdürlüğümüz atamalarını yapar. Bu personel sıkıntısını, okullardaki personel sıkıntısını böylelikle çözebiliriz. Bu konuda resmi bir girişimde bulunma hakkınız kapsamında bir talepte bulundunuz mu? Engellilerin fazla çalıştırılmasıyla ilgili bakanlığa yazı yazdık. Çünkü adamlar engelli. Şimdi ya ayağından ya kolundan rahatsız adamlar bu temizlik işini kolay kolay yapamıyorlar. Evet. Bu konuda biraz sıkıntıdır. Fakat şimdi engelli diye onu da atamışız. Atanmışsa bu görevi yapacak diyorlar. Bu da bir sıkıntı yani içimizde. Yani yoksa onları bile uygun bir göreve verseler şey daha zaten iyi olacak. Bu engelli personelin genel idari hizmetler sınıfına atanmasıyla ilgili genel merkezimizin bakanlığımıza, tabii. Maliye Bakanlığı'na giriş talepleri var. Bunlarla ilgili de sonuçları bekliyoruz inşallah. Üyelerimiz için, çalışanlarımız için, üyelerimizin haricinde. Yani sadece biz üyelerimiz adına konuşmuyoruz. Bize üye olsun, olmasın. Netice itibariyle bizler de eğitim çalışanıyız. İşin gözesindeyiz, suyun başındayız. Neyin ne olduğunu, sorunları daha rahat görebiliyoruz. Bu bağlamda genel merkezimizin de atılımlarıyla inşallah bu sorunlarımızı da çözülecek. Aslında baktığımız kadarıyla Sayın Akçoğan, Sayın Doğan çok da büyük sorunlar değil aslında. Çok çözülebilecek. Çözülecek sorunlar değil mi? Teknik, ufak tefek sorunlarla karşı karşıyasınız. Şimdi biz Elazığ açısından düşünecek olursak işte depremi yaşadık. Arkasından pandemiyi yaşadık. İşte yeni yeni tam düzelmiş derken bir daha kırmızıya döndük. Evet. Ha bu süreçte sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Çok özverili çalışmaları var işte. Bizlerin de maske, mesafe, hijyen, temizlik kurallarına uyması, arkadaşlarımızın uyması konusunda biz de uyaralım, biz de önerelim. En azından sağlıkçı arkadaşlarımızın emeğini görsünler. Evet. Aşı en büyük problemimiz. Yani öğretmenlerimizin, okulda çalışanlarımızın aşı olayını inşallah bakanlığımız Sağlık Bakanlığı'yla biraz daha bastırarak biraz daha öne alırlarsa bu sonuç yani hastalığın yaygınlığı bulaşıcılığı çok hızlı hem ilerliyor. Hem çalışanların hem eğitim camiasının şimdi, hem de aslında şimdi öğrencileri ilgilendiren evet, şimdi bir durum. Sınıflarda öğrenciler bölündü işte. Evet. 40 kişilik sınıf 20 kişiye alındı ama o 20 öğrencinin dışarıdan ne getirdiğini bilemiyoruz. Öğretmenimiz orada ister istemez mağdur. Öğretmenimizin haricinde çalışan arkadaşlarımız var. Yani bu aşı olayının sadece öğretmenler değil de tüm eğitim çalışanlarını yani ismimizde olduğu gibi tüm eğitim çalışanlarını kapsaması talebimizdir. Bununla ilgili de yine genel merkezimizin girişimleri devam etmekte. İnşallah bir an önce aşılanırız. Bu musibetten de kurtuluruz diye. İnşallah. Evet. Hayırlı yayınlar. Sivrice'den Hakan Doğan Başkanıma selamlar. Aleykümselam. Sendikacı özverili olmalı. Sendikacı eylem adamı olmalı. Sendikacı söylentilere değil, gerçeklere bakmalı demiş bir izleyicimiz. Oktay Güven. Mustafa Tanyeri, Milli Eğitim Memuru, emekli tesisenli Mustafa Tanyeri. Onunla ilgili biraz konuşmamız lazım. Mutlaka. Ali Günsel, tesisenden yine Zeynep Hanım Efendi mesaj göndermiş. Derya Avcı, İstanbul'dan. Evet. Ve Fahrettin Atıcıoğlu da bizleri şu an izliyor. Evet. Evet, buyurun. Şimdi sendikamızın nasıl kurulduğunu bahsedeyim. Evet. Şimdi şahsım Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışırken Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bölümü kuruldu.
Biz 22 kişi oraya görevlendirildik. Yani ilin tüm ödemelerini tek noktadan yapıyorduk. Tek noktadan yapıyorduk. Şimdi tabii bizler de bazı sendikalara üyeydik. Bu üyeliğimiz tabii 2007 yılına kadar devam etti. İçimizde araştırmacı, ileri görüşlü, çok değerli bir arkadaşımız var. Şu anda emekli oldu. Sağ olsun Mustafa Tanyeri. Bugün dairede otururken şöyle bir ayağa kalktı. Dedi müjde. Biz dedik nedir acaba? Dedi ki ben bir sendika buldum. Dedim ne sendikası? Dedi valla memur sendikası. Biz o zamana kadar memur sendikasının olduğunu bilmiyorduk. Hep öğretmen sendikası. Dedik nasıl bir sendika? Dedi valla ben iki gündür okuyorum. Araştırdım. Taradım. Hakikaten bizim sendika bizi bu kapsıyor dedi. Dedik peki neyi var? Dedi abi ilk şeyi hiçbir siyasi şeyi görüşü yok. Tabii bizim zaten istediğimiz de buydu. Biz o konuda kendi aramızda istişare ederek içimizden bir tanesini temsilci olarak seçtik. O da bizim ilk başkanım, il başkanımız oldu Muhammed Çobanoğlu. Ona da saygı ve selamı söyleyeyim. Bu sendikanın kurucusu arkadaşımız yani genel başkanımız şimdiki Ümit Demirel Bey'i aradı. Bu konuyu kendisine anlattı, bilgiler aldı. Dedi ki evet dedi böyle bir sendikanın kurulduğu herhangi bir siyasi bir şeyin olduğu bağlantısının olduğu yoktur. Biz de kendi aramızda bu konuyu kendi aramızda istişare ederek karar verdik. İlk başkanımız da Muhammed Çobanoğlu hemen tabii kurumlarla görüştük, okulları gezdik. Çok yakın bir zamanda temsilci kurduk. 2 ay sonra da şube olduk. Hemen şube binamızı açtık. Şu anda şubemiz devam ediyor. Şu anda Türkiye'de en fazla üyesi olan iliz. Devam ediyoruz. Peki. Sendikamızla onur ve gurur duyuyoruz. Eğitim çalışanlarına aşının en kısa zamanda yapılması gerektiği. Talat Çelikdemir yine mesajlarını göndermiş. Evet, teşekkür ediyoruz. Alper Bey size ve Teşsan Başkanlarına başarılar dilerim. Dursun Budak evet. Mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Peki İbrahim Bey eğitim öğretime hazırlık ödeneğinde sorun yaşanıyor mu? Çok büyük sorun. Eğitim öğretim hazırlık ödeneği denildiği zaman yine dediğimiz gibi sadece eğitim öğretim hizmetleri sınıfındaki öğretmenlerimiz değerlendiriyor. Evet. Oysa ki eğitim öğretime hazırlık denildiği zaman bizce okulun boyanması da, okulun temizliği de, okulun tüm sorunlarının giderilmesi işte tesisatından tutun da vecelerin temizliğine kadar. Evet. Fakat eğitim öğretim ödeneği sadece öğretmenlere yönelik bir şey. Bununla ilgili başvuruda bulunduk bakanlığımıza. O konuyu ise de ben dile getireyim. Başkanım, lütfen. Buyurun başkanım. Şimdi bu konu tam 2007'den beri gündemimizde. Çünkü şöyle diyeyim, okulların açılması için okulların temizliği, okulların boyası, okulların yazışması, okulların kaloriferlerin, kapılarının, pencerelerin onarımı hep bizim personelimizden yapılıyor. Hani okul sıfır olarak öğretmene teslim ediliyor. Fakat eğitim hazırlık ödeneği gelince bir tek öğretmenlere veriyorlar. Bizim arkadaşlarımız bu konuda çok mağdur. Bu konu 3 sefer meclise gitti. Aleyhte hiç konuşma olmadığı halde reddedildi. Fakat işte şu anda yine mecliste. Kamu teklifinde bulundu evet. Şu anda yine mecliste bekliyoruz. İnşallah bu sefer iktidardaki parti teklifi verdi. Çok ümitle bekliyoruz. Peki şunu söylediniz, siyasi bir bağlantımız yok. Yok. Evet. Biz özel bir yapıyız diyorsunuz evet, aslında evet. Siyasi olarak kastediyorum. Siyasetle sendikaların ilişkisi nasıl olmalı sizce? Ya Allah şimdi ben sendikacı biliyorsun mahiyetinde kendisine yoran arkadaşlarının özlük hakları, sosyal hakları, liyakat ve kariyerini yapması lazım. Fakat ben senin tayini yapacağım, ben senin görevlendirmeni yapacağım, ben senin müdür yapacağım demek değildir. Ama şimdiki şu ortam aynen o ortam. Bu bizi rahatsız ediyor. Siz bu tür atamalar, bu tür çalışanların taleplerini yerine getirmekten ziyade evet. Genel olarak köklü, sorunlaşmış, artık kökleşmiş evet. Sorunların çözümü adına çalışma tabii. Yapıyorsunuz sanırım. Şimdi şöyle de bir şey var. Mesela demin dediğim gibi o Mayıs ve tek yıllarda bu şey olurken bazı sendika başkanları veya okul müdürü veya müdür yardımcıları veya
temsilcileri bizim üyelerimize şöyle diyorlar. Gel bizim sendikamıza üye ol, senin tayini yapayım. Gel evet. sendikamıza üye ol, senin görevlendirme yapayım. Gel sen bizim sendikamızda ol, senin başka bir kuruma atamanı yapayım diyerek milletin kafasında bir şey karıştırıyorlar. Aslında bu atama sismik bir şeye bağlı. 3 yılda bir de yapılıyor. Ha şöyle bir şey var. Özür durumu var. Özür durumunda tayin yapabilirsin. Onda bir sınır yok. Yılın 12 ayında da tayin yapabilirsin. Eş durumu var. Evet. Engel durumu var. Gazi ve şehit yakını durumu var. Bir de şey var. Ne diyorlar ona? Eğitim durumu. Bunlar yıl içinde her zaman da yapılabilir. Yani fakat bunun dışındakiler hep fasari milletin kafasını karıştırmaktır. Sözünüzü peki, kesiyorum başkanım. Çok kısa olsun lütfen. Başkanımın bu izaha geldi. Çalıştığı durumlarda zaten birinin benim için bir şey yapmasına gerek yok. Yok. Evet. Yani belli dönemleri var. Yazışma yapılır. Resmi boyutu var. Tabii. Yani netice itibariyle tarihleri var. Atanacağın yerdeki durum var. Pozisyon var. Yani birinin senin işini yapacağım demesine gerek yok. Ya da birilerinin yanına gitmeye gerek yok. Müracaatını yaptığı zaman zaten engel durumu, özür durumu neyse bakanlığımız bunu değerlendiriyor. Zaten. Dolayısıyla işte gel bizim sendikaya uyul, senin şu işini yapacağım. Gel bizim sendikaya uyul, tayinini yapacağım. Bu tür şeylere arkadaşlarımızın inanmamasını istiyoruz. Peki. Fırat Güreş, Cemil Özdemir, Ordu'dan sizlere selamlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Gönderiyorlar. Değerli izleyenler, programımızın artık sonuna geldik. Son birer cümle rica edeceğim. Valla ben şu sonuna rahat tabii şeyi bir konumu anlatma lazım. Uzatmamız mümkün değil Sayın öyle Başkanım. Mi? Evet. O zaman lütfen bir cümle rica edeceğim. Şimdi, ana haber bültenine bağlanacağız çünkü. Bizi konuk ettiğiniz için siz değerli Kanal 23 çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Buyurun Sayın Doğan. Ben de Kanal 23 ailesine çok teşekkür ediyorum. Üyelerimizin şüphesi olmasın yanlarındayız. Bir telefon kadar yakınız. Gerek dairemizde, gerek sendika binamızda emirlerindeyiz. Her zaman bekliyoruz kendilerini. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok sendika çalışmalarınızda başarılar dileyelim bir kez zamanınız daha. Zamanınız olursa biz de sizi sendika binamıza bekliyoruz. Mutlaka, inşallah bir gün. Zevkle. Tüm eğitim çalışanları sendikası eğitim iş yerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Akturan ve tüm eğitim çalışanları sendikası Elazığ Şube Başkanı İbrahim Doğan'ı konuk ettik. Programımızı Ordu'dan, İstanbul'dan, Trabzon'dan, Sivrice'den, birçok yerden, birçok kentten izleyen değerli izleyicilerimiz oldu. Sorularını, taleplerini iletmeye çalıştık. Çalışanların sıkıntılarını masaya yatırdık. Umarız bir an önce bu sorun ve sıkıntılardan kurtulurlar. Bütün eğitim camiasına selamlarımızı gönderelim bir kez daha. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mutlu akşamlar.